Ben Mersin, Gülnar, İshaklar köyünde yaşamakta olan ismim Hacı İbrahim Tilkoğlu'dur. Çobanlık mesleğiyle uğraşıyorum. Bu meslek bize dededen, babadan ve biz oğlu olarak biz sürdürüyoruz. Bu meslek zor bir meslektir. İyi yönleriyle, kötü yönleriyle iyi bir meslektir. Sabahleyin kalkarız, malımızı otlatırız, sonra gelir. Öğlen bir kahvaltımızı yaparız. Ufak tefek malımızın sağım işlerini yaparız. Daha sonra bunları pazara götürür satarız. Oğlaklarımız var. Honamlı. Ürettiğim malın cins aralığı honamlıdır. Bu honamlı işinde tohumluk ve damızlık üreterek bunu ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen çoban arkadaşlarımıza pazarlayarak damızlık bir mal üreterek onlara satarız ve geçim kaynağımızı sağlarız. Çocuklarım var 2 tane, eşim var. Bu işte bana yardımcı oluyorlar. Yani beraber bir şekilde bu dağ hayatında bir mücadele, hayat mücadelesinde işte bizim de çarkımız akıp gidiyor. Şimdi yaz aylarında okul yok. Şimdi okul başladığı zaman 2 tane kızım var. Biri ufak, biri bu sene 4. sınıfa gidiyor. Bunun bir 3 kilometre yürüme mesafesi var buradan. Devletimiz sağ olsun aşağıya taşıt attı. Taşıt gelip aşağıdan götürüyor okula. Yemek sıkıntısı yok. Okulda şimdi yemek veriliyor okulda. Oradan geliyor işte ikindin gelince bize zaman kalırsa yardım ediyor. Bu işlerle ilgili, bu işlerle alakalı. Daha sonra işte küçük kızım var. İşte onunla beraber burada hayat, yaşam şartları. Hadi Azra. Hadi bakın. Hadi çık 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 çık. Heh, gel çık çık çık. Çık çık. Hop. Alaka aslan bizim. Bu işe gönül vereceksin, severek yapacaksın, bilgin, birikimin olacak. Yani hayatımız normal bir akış seyrindedir. Sabahleyin kalkar, normal her gün aynı işler gibidir. Kışın çok yoğun şekilde kar yağar. Bu kar mücadelesiyle uğraşırız. Malımızı ağılda yemdir, samandır yemleriz. Bunu yaz bahar aylarıyla otun ve baharın getirdiği neşe ve bereketle beraber dışarılarda otlatırız. Bu ürettiğimiz malzemeleri, peyniri, keş, tereyağı bunları Gülnar ilçemiz var. İlçemize götürerek orada cuma günleri pazar olur. Burada satarak geçim kaynağımızı sağlarız. Oradan ihtiyaçlarımızı görürüz. Onun parasıyla işte buna benzer şeyler köy hayatı diyelim. gittik, kestik, oradan getirdik oğlaklarımızın yemesi için, daha iyi gelişmesi için onlara bağladık ve bu suretle onlar dalımızı yiyerek daha büyük cüsse, daha güzel ve kalite yapmasına sebep oluyor. Yani sade yem olmuyor tabi bu işler. Biraz da dış maliyetle işçiliği fazla oluyor. Bizi yoruyor ama yapacak bir şey yok. Bu işimizin bir parçası. Onları bir bakıma tazelemiş oluyoruz. Hani kütüne dibinden kesmek suretiyle değil de oradaki koymuş olduğumuz öbür küçük dalları seneye filizlenerek daha gür oluyor. Böylelikle ağaç budanmış oluyor. Yani tabiata bir zarar verme veyahut da işte bir ağacı kurutma niyetimiz yok. Onu kesmediğin zaman ağaç böyle çoturlaşır. İşte aynen şu ağaç gibi kurumaya yönelik yaşlanır. Ama biz ne yapıyoruz? Bunun dallarını alarak, birkaç dalını bırakarak bunları gençleştirmiş, bir bakıma budamış gibi bir hareket yapıyoruz. Şimdi yani burada hiçbir sakınca yok. Yani ağaca zarar vermeyerek, onu tabiatı koruyarak ormanlarımızı bizden sonraki nesile bırakmak için korumamız lazım. Bir bakıma bundan geçimimizi sağlıyoruz. O yüzden herkesi tabiatı korumaya, ağaçlarımızı korumaya, oksijen depolarımızı yok olmamaya davet ediyoruz. Sigara içen, piknik yapan bu durumlarda ormanımıza ateş yakarken daha dikkatli olsun ve ateş yakmamaları rica olunur. Gerekmedikçe, çok önemli bir şey olmadıkça pikniklerimizi evde yapalım. Sadece tabiat alanlarımızı gezmek maksadıyla kullanalım. Hiç. Hayat işte bir mücadele, yani sabah gün oradan doğar, akşam nasıl olmuş, ne zaman geçmiş hiçbir şeyin farkında değiliz. Bir de bakmışız gece yarısı olmuş. Yani kendi işimizle, gücümüzle uğraşıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok, bir derdimiz yok. Yani işte ekin harman işlerimiz var bu yaz aylarında bizi zorlayan. İşte harmanlarımızı kaldırırız, buğdaylarımızı süreriz. Daha sonra nohutumuz, işte ekin, harman, badem bahçemiz var biraz. Onun işleriyle alakalı, ona koşuştururuz. Çok büyük bir fark var. Çocukluğumuzda daha önceden yemle bir mal olmazdı. Daha önceden araziden karnını doyurduğu kadar. Bu da tabii ne olur? Kaliteyi düşürürdü. Şimdiki hayvancılık yem olmazsa olmaz. Kaliteyi yakalamak için yem şart. Yani bunu yem... Biraz pahalı bugünlerde ama bu geçici bir süreçtir. Tabii ki yani mal dışarıdan alsa, karnını doyursa bunun bir maliyeti olmaz. Ama tabii bu malda bir de tohumluk, damızlık yaptığın için kalite olması lazım. Bu da tabii biraz maliyeti var. Yani öyle dışarıdan göründüğü gibi beyaz geçinin içi karnı dolu ya olmuyor. Bunun bir mücadelesi var, bir birikimi var. Bu işte biraz da tecrübe konuşmalı. Tecrüben olmazsa sen en iyi, en üstün işi de yapsan bir yere kadar yaparsın. Maddi açıdan falan değil. Tecrübe en önemli iştir. Her işte olduğu gibi. Zirveye oynayacaksan önce tecrübe diyorum. Ya da başka bir şey demiyorum. Lan görürüz, boş verin yani. Haydi. Uzak kaldı böyle yemek. Ben de o muhal abi. elimizdeki mallar Honamlı mallarıdır. Bu mallarımızın özellikleri bakıldığı zaman cüssesi, görüntüsü, yani bunun tohumundan katarsan bu şekilde malı elde edebilirsin. Irklı bir maldır. Yani baktığın zaman kafasıyla, ayaklarıyla, yapısıyla, cüssesiyle her zaman farklıdır. Bu Honamlı ırkı aslında Antalya'da yetişiyor. Ama biz gittik, getirdik. Yani bu malı daha ileriye nasıl götürebiliriz baktık. Kendi düşüncemizi, birikimimizi de üstüne koyarak böyle bir kalite ürettik. Bu kalite yani yurt dışından bile ilgi görüyor. Yazıyorlar, çiziyorlar. Yani baktığımız zaman her zaman en iyisi olalım diye değil, en iyisini yapmak adına mücadelemiz. Şimdi bizim çocukluğumuz zamanında büyüklerimize karşı bir saygımız vardı. O zamanın insanlarına baktığın zaman sevgi, şefkat, merhamet vardı. Bugünün insanlarına baktığımız zaman insanlarda daha böyle bir bencillik, daha böyle dünya malına tamahkar bir görüntü var. Halbuki baktığın zaman, geçmişe araştırdığın zaman ne krallar ne padişahlar gelmiş geçmiş bu devirlerden. Nehirlerden su yerine kan akmış. Kafatasından kuleler yapmış insanlar geçmiş. Ama tarihten bugüne baktığın zaman mezarının bile nerede olduğunu bilmiyorsun. Halbuki kardeşçe ülkemizde birlik, beraberlik içinde yaşasak ne güzel. Ama herkes şunu diyor. Benim canım acımasın ama ben sana çuvaldızı batırayım niyetinde, derdinde. Herkes bir kendi menfaatine düşmüş. Dünya malına bir tamahkarlık gelmiş. Halbuki ben şuradan şunu söylüyorum. Kefenine bir cep diktir. Öldükten sonra harcayacak akçe biriktir. İnsanlarda birbirine karşı bir hakaret, bir kıskançlık, bir dedikodu, bir vesaire. Halbuki baktığın zaman insanlar toplum adına birbirimize saygılı, birbirimizin haklarına saygılı bir şekilde yaşayıp gitsek ne mutlu bize diyorum.